Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle Alize koton batik ipiyle koton ip fakat batik ipiyle ee, koparmadan motif nasıl yapılır yani e, batik iple nasıl örülür hiç ip tabi değiştirmeyeceğiz onu göstereceğim bunun nazar motif nasıl yaparız onu göstereceğim e, sihirli halka yaparak başlıyorum tığımı buradan takıyorum ilmeğimi çıkardım bir kere kilitliyorum bir iki 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. İkili trabzan. İlk yükseldiğim zincirimle beraber 20 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane ikili trabzan yaptım. Sihirli halkamın ipini sıkıca kapatıyorum. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. 1 2 3 zincir çektim aynı iple devam ediyorum şimdi 20 olan sayımı 40'a çıkartacağım dolayısıyla her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapmış olacağım ilk trabzanımı ördüm tığıma doladım hemen kendi dibine batıyorum ikili Tırabzan. Arada hiçbir zincirim yok. Tığımın başına alalım. Hemen yandaki tırabzan tepesine geliyorum. İkili tırabzan. Tığıma doluyorum ve aynı noktaya aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Yan trabzan tepesine geçtim. İkili trabzan. Yine aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm trabzan tepelerine ikişer tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim 20 olan sayımı 40'a çıkartacağım arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar sona doğru yaklaştım bakın batik rengimiz kendini göstermeye zaten başladı son bir trabzan tepem kaldı hemen o trabzan tepesine batıyorum İkili trabzan tığıma doluyorum. Aynı trabzan gözüne tekrar batıyorum. 1 ikili trabzan daha. Yani ben 20 olan sayımı şu anda 40'a çıkardım. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. İkinci sıramı da bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi zincirler çekeceğiz. Biliyorsunuz ara motifte kafesler var. Üçüncü sırada 1-2-3-4-5 üç, zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Bir, 2 atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. ikili trabzan. Pardon. Bir atladım. İkincisine batıyorum. ikili trabzan. 2 İki zincir. Tığımın başına doladım. Bir atlıyorum. İkincisine batıyorum. ikili trabzan. Bakın bu şekilde kafesler yapıyoruz. 1 2 zincir tığımın başına doladım. Bir atladım. 2. trabzan gözüne battım. ikili trabzan. 1 2 zincir Tığım başına doladım, bir atladım, ikinci trabzan gözüne battım, ikili trabzan, 2 iki zincir çektim. Tığım başına doladım, bir atladım, ikinci trabzan gözüne basıyorum, ikili trabzan. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar 2 zincir çek, tığım başına doladım, bir trabzan tepesi atlıyorum, ikinci trabzanın gözüne batıyorum, ikili trabzan, 2 iki zincir. Bir trabzan tepesi attı. ikinci trabzan tepesine bat. İkili trabzan. Sıra sonuna kadar yapmam gereken tek işlem. iki zincir. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan tepesi atlıyorum. İkinci trabzanın gözüne batıyorum. İkili trabzan yaparak buradaki kafesli kısmı oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Son iki zincirimi çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın bakın bir iki üçüncü zincirin içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Şöyle ikili batalım. Böyle battım. İlmeğimi çıkardım ve kaydırmayla bu şekilde bağladım. Bakın bu sıramı da bu şekilde oluşturmuş oldum. Dördüncü sırada bizim üç aylı fıstıklarımız var arkadaşlar. Bunun için bir 2 3 zincir çektim. tığımın başına doluyorum. Hemen dibindeki boşluğa battım. İlk ikisi tığımı doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisi hepsini birden kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine batıyorum. İlk ikisi tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. İlk ikisi tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisi 4 ilmeğim var. dördünü birden kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Yan boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İlk ikisi. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisi. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisi hepsini bir kapatıyorum. Bakın boşluklarımızda böyle üçerli fıstıklarla biz doldurmuş oluyoruz. Aralarda üçer zincir çekerek üst zincir çektim. Tığımın başına aldım. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. İlk ikisi aynı boşluğa. ilk ikisi ilmek topluyorum. Şu anda üçlü fıstık yapıyorum. 4 ilmek olunca hepsini bir kapatıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar yapmam gereken işlem bu. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim. Sonuncusunu da birlikte yapmak istedim. Arada 3 zincirimiz vardı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki son boşluğuma batıyorum. İlk ikisi ilmek topluyorum. Üçlü fıstıklar yapıyorum. Tığımın başına doladım. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisi tığıma doladım. Tekrar aynı boşluğa battım. İlk ikisi 4 ilmeğim var. Dördünü birden kapatıyorum arada 3 zincirim vardı onu çekiyorum ve burada yaptığım ilk fıstığın tepe noktasına batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum bakın Üçüncü pardon dördüncü sıramızda bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi artık beşinci sıra bizim motifimizi kareleştirdiğimiz sıra. sıra motifi bütün tüm arkadaşlarımız zaten çok iyi biliyorlar. Fakat şöyle batik iplendi. Hani ip kesmeden kolay bir şekilde nasıl yapılır onu da göstermek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Yandaki boşluğa geliyorum. Batıyorum. ilmeğimi çıkarttım. Kaydırmayla hemen boşluğa geçtim. İlk köşemi oluşturacağım. Bunun için bir 2 3 zincir çektim. Tığımın başına iki kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. ikişer ikişer çıkıyorum. İki kere doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 2 2 2 olarak çıktım. Arada 2 zincirim var. Tığımın başına yine iki kere doluyorum. Köşe oluşturacağım için aynı boşluğun içerisine batıyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak Uzun bacaklı trabzanlar yapıyorum. İki kere doluyorum, aynı boşluğa batıyorum. 2 2 2 kere de çıkıyorum. Arada hiçbir zincirim yok. Hemen ilk köşemi oluşturduktan sonra tığma doluyorum, yana geçiyorum. Şimdi yine üçlü trabzanlar yapacağım. Fakat iki kere dolayarak değil, tek tek çıkarak. Bir, iki. 3 kere de çıktım. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 oldu. Aynı boşluğa battım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Hemen köşenin yanına 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Tığıma doluyorum. Geliyorum yan boşluğa. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 Aynı boşluğa 2 Aynı boşluğa batıyorum. 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada yine hiçbir zincirim yok. Yan boşluğa batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın. Köşenin yanına 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 2 grubumda 3 tane ikili trabzan olarak ve yine geliyorum. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Yani 1 2 3 kere de çıktım. Tığıma doluyorum aynı boşluğa. 1 2 3 kere de çıktım. Aynı boşluğa 1 2 3 kere de çıktım. 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci köşemi oluşturacağım için tığımın başına yine iki kere doluyorum. Hemen yan boşluğa batıyorum. 1 2 3 kere de çıktım. 3 tane Böyle başını iki kere dolayıp üç kere de çıktım. Trabzanlarımı yapıyorum. İki doluyorum. Battım. Bir, iki, pardon iki, üç kere de çıktım. Arada iki zincirim var. Tığımın başına tekrar iki kere doluyorum. Çünkü köşemin ikinci kanadını oluşturacağım. Burada da odaklanma sorunu yaşıyoruz herhalde. Tığımın başına iki kere doladım. Şöyle yaptığım başına iki kere doladım aynı köşe boşluğun içerisine batıyorum yine 1 2 3 kere çıktım iki kere doladım aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 kere de çıktım iki kere doladım aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 kere de çıktım. bakın köşemi oluşturdum ne yapıyordum hemen köşenin yanına arada hiçbir zincirim yok. Tığımın başına doluyorum. Yan boşluğa geliyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Yani 1, 2, 3 kere de çıktım. Tığımın başına doluyorum. Batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Ve aynı boşluğa bir kez daha. 3 Üç tane üçlü trabzan yaptım. Tığımın başını doluyorum. Yan boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Yine tığımın başına doluyorum yan boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 tekrar köşeden bir önce olduğu için geliyorum buraya da 3 üç tane 3 trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 tekrar köşe yapacağım için tığımın başına iki kere doluyorum hemen yan boşluğa geliyorum 2 2 2 çıktım tığımın başına iki kere doluyorum iki kere doladım aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 kere de çıktım iki kere doluyorum aynı boşluğa battım 1 2 3 kere de çıktım ilk kanadımı bu şekilde oluşturdum arada iki zincirim var tığımın başına yine iki kere doluyorum aynı boşluğun içerisinde köşemin ikinci kanadını yapıyorum yani iki kere doluyorum boşluğa battım 1 2 3 İkişer i̇ki ikişer çıkıyorum İki kere doluyorum 1 2 3 kere de çıktım bakın üçüncü köşemi de bu şekilde oluşturmuş oldum sıra sonuna kadar aynı şekilde geleceğiz arkadaşlar Zara motifi ip koparmadan böyle zaten çok uzun geçişli bir ip arkadaşlar hani her renk aynı motife denk gelmeyecektir Batik ipler Alize'nin özellikle batik iplerini kullanıyorsanız çok uzun renk geçişleri var. O yüzden de her motife farklı bir renk gelecektir. Ee, batik iplerle örülen motiflerle de çok güzel e, e, kışlık kazaklar yapabilirsiniz. Farklı bir birleştirme rengi kullanırsınız Alize'nin yine koton iplerinden. Çok güzel e, kazaklar elde edebilirsiniz. Hırkalar elde edebilirsiniz. Ve Şuradan da okuyalım hemen. 100 gram ipimiz 330 metre pamuk koton ipimiz renk kodunu da vereyim size 4603 arkadaşlar batik ipimizin bunu kullanabilirsiniz şöyle de göstermiş olayım yüzde %55 pamuk %45 akrilik bir ip e, kışlık projelerinizde rahatlıkla değerlendirebilirsiniz bunu çepeçevre gösterdiğim şekilde örerek sarı motifimizi tamamlamış olacağız Şuraya kadar bir geleyim orada görüşelim. Evet arkadaşlar köşeye doğru geldim. Şimdi tığımın başına iki kere doluyorum. Köşe noktamı oluşturacağım. Batıyorum. İkişer ikişer çıktım. İki kere doladım. Şöyle biraz netleştirelim. Tığımın başına iki kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum iki kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. Köşe dönüşüm. İki zincir. Tığımın başına tekrar iki kere doluyorum. Ve aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. İki kere doladım. Aynı boşluğa battım. Bir, iki, üç. İki kere dola. Aynı boşluğa bat. İkişer ikişer çıkıyorum. İki, şer, iki şer 2 2 çıktım bakın köşenin yanında hemen ne yapıyorum geliyorum burada 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 hemen yan boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 sıra sonuna kadar gösterdiğim bir şekilde gelelim Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Hemen burada zaten köşemin iki kanadını burada oluşturmuştum. Arada hiçbir zincirim yoktu. Geliyorum burada. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım ve kaydırmayı bu şekilde bağladım. Bir de zincir çektim. Motifimi, sarı motifimi ip koparmadan ve batik iple bu şekilde ördüm. Örmesi çok kolay, hem de çok keyifli. Kışlık projelerinizde rahatlıkla kazak örebilirsiniz, süeter örebilirsiniz, hırka örebilirsiniz. Sizin için çok daha kolay olacaktır. Dediğim gibi renk geçişleri uzun bir e, ip. Dolayısıyla da e, her motive farklı renkler gelecektir. Bu da size çok güzel bir görüntü elde etmenize vesile olacaktır. Kullanmanızı tavsiye ederim. Alize Cotton Gold ip kullanıyorum zaten genelde. Batini de bu şekilde kullanmak istedim. Arkadaki iplerim de şöyle. Yürütüyorum. Fazla kalanı da şuradan hemen keseceğim. Bunu da yürütmüştüm. Bunu da kesiyorum. Hem ip toplama derdiniz de olmayacak çünkü bütünden ördüğümüz için ipi şöyle göstermek istiyorum size. Çok güzel bir motif elde ettik. Zara motifimizi tek renk üzerinden ördük. Biliyorsunuz normalde her sırada bir renk değiştiriyoruz. Tabii ki onlar da muhteşem ve muazzam. Ama bu şekilde de çok güzel oldu. Zaten 5 sıra ördük. Ee, bir fikir olsun istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hmm. Ve bana destek vermek isterseniz eğer, e, nokta iyi olsa bir yorum yapar ve beğeni gönderirseniz eğer, bana destek olmuş olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki projemizde çok güzel bir şey örmeyi düşünüyorum sizlerle. Sadece mantığını göstereceğim ve şöyle bir hafiften şöyle bir e, göstereyim istedim şöyle bir görün istedim çok güzel e, damla şeklinde motiflerimiz olacak ve birleştirme tekniğinde size 3-5 tane motif üzerinden sizlerle paylaşacağım e, eminim sizler de çok beğeneceksinizdir e, bunların da tamamında alize koton gold ve yarnart cins ipler kullandım motifleri yaparken birleştirme rengi olarak da alize koton gold e, 60 numarasını kullandım bütün projelerimde de genelde 3 milimetrelik silikon saplı tığımı kullanıyorum. 5 yazar 3 milimetredir arkadaşlar. E, bu şekilde çalışıyorum. Bu projeyi özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ben oldukça bir yol aldım. Güzel bir gerek ya da hırka çalışması yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi alize cotton ball'la örmüş olduğumuz şu harika motifi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Örmenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.